Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Hürmetli cemaat-ı müslümin. Sohbetimizi devam ettiremiz. Firavun, Musa aleyhisselam'a karşı münazara-yı mücadele kıldı. O kişinin takibi, yani tazihlerine düçar etti. Musa aleyhisselam'ın ashablarını kırış için ular ortadan koşun yöneltti. Ular ashabını dengiz kırgağına kadar kurup gelişti. Musa aleyhisselam'ın ashabları arkalarına karasalar ki Firavun onun koşulları dahşet salıp gelişi yaptı. Aldılar değilse dengiz. Şimdi kaçan iki cemaat birbirlerini görüşgeç, Musa aleyhisselam'ın hemrahları biz ana tutulduk dediler. Çünkü kaçıp tutuladıkken cayının özü yok. Aldılar da dengiz, arkaları da ise çayın tuzan kurtarıp kılıç yalanlaştıken Firavun koşunu bilen yakınlaşardı. Bunlar aşçılık, bunlar ise köpçülük idi. Şunda Musa aleyhisselam etti ki, yok, anık ki ben bilen birge parverdigarım var. Elbette o bana nacat yoluna başlar, dediler. Şimdi Allah Teala, ey Musa, dengizge hassenini ur, dedi. Musa aleyhisselam hastalarını dengizge uğruşu bilen dengizden 12'de yol hasıl oldu. Musa aleyhisselamın ashabı, kabileler, güruhlar hali de deryadan otu barardı. Firavun'un ise koşulları bilen, Firavun ise koşulları bilen onların ortadan çıkan idi. Musa aleyhisselamın ashabları kırgakka yetişi bilen Allah'ın düşmanı mabudlik davasını kılgen mazlumlar katili zalim kavmi koşulları bilen su astiga gark oldu. Şunda Firavun gark bo'layotirib mana sure Yunus'ta marhamat qilinyapti. 737 noto'g'ri joyga qo'yib qo'yibsiz. Oh, Nexia. Nexia. Ha, Nexia 3 mi? Firavun endi unga Firavunda dengizda g'arq bo'lish payti yetganida esa u dediki, hech qanday iloh yo'q, magar Bani Isroil iymon keltirgan zot Allohgagina Allohnigina varlığına iman getirdim, ben Müslümanlardan ben, Allah'a boyun sunguçlardan ben dedi. Gark böyle getirdim. Firavun'la karayın. Evvel, ana Rabbukumul A'la, ben sizin büyük perverdigarınız ben, perverdigarınız ben, degen dava kılıyordu orada. Kaçanı ki suge çöke başlayan da, endi u nima deyapti? Men Bani Isroil ishongan Alloh taolodan boshqa iloh yo'qligiga men esa men ham ishondim, la ilaha illalloh, men ham musulmonlardanman deydi. Halbuki oyatni keyingi oyat karimada endi aqling kirdimi? Ajal vaqting yetdi. Ko'zingdan pardalar ko'tarildi. Hayotning barcha narsasi orqada qolib, umidsizlanganingda aqling kirdimi? Vaholanki sen oldin buzg'unchi mufsidlardan eding deb Firavunning ayanchli ahvolidan xabar beriladi. Shuning uchun har bir inson
hayoti dunyoda uyg'onsin, ko'zini ochsin, solih amallar qilsin, Alloh taolo rozi bo'ladirgan ishlarni bajarsin va uning huzuriga komil iymon bilan borsin, yuzi yorug' bo'lsin, rahmati ilohiyga erishsin. Buning uchun esa inson taqvoni shior qilish kerak o'ziga. Qur'oni Karim va islomning amru taqiqlari tadqiq etilsa, ularning barchasi insonga, uning nasliga, moliga, ruhiga, diniga foydalidir. Alloh tomonidan joriy bo'lgan u amru taqiqlar insonni dunyo va oxirat saodatiga erishtiradi. Ularga bashariyat guvoh bo'lganliklari uchun ham iymon keltirmoqdalar. Demak, Ramazon ro'zasi ham bizni saodatga eltuvchi, sabrga, taqvoga o'rgatuvchi oydir. Bir oy ertalabdan kechgacha nafsimiz bilan kurashamiz. Ro'za tutib tarbiyalanamiz. Kechasi ertalabgacha taroveh namozlarini o'qiymiz. Qur'on tilovat qilamiz, tahajjud namozlariga turamiz. Kechalari qiyom, kunduzlari siyom bilan birga boshqa qator ibodatlar, amrlar insonning taqvoni o'rganishiga qaratilgan. Taqvo insonning o'zini Allohning azobidan, jahannamidan qo'riqlashidir. Astaizu billah وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صَدَقَ الْعَظِيمُ. Kafirler için tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan qo'rqingiz deb oyat-i kerimada amr qilingan. Bu esa gunohlari qilmaslik yo'li bilan amalga oshadi. Gunohkor gunohlar hillamaslik uchun esa iroda quvvat lozim. Nafsga hokim bo'lish, nafs orzularini nazorat qila olish lozim. Ramazonda biz nafsning eng quvvatli orzularini cheklay olish ta'limini o'rganamiz. Nafsning eng quvvatli orzulari nima ekan? Yeyish, demak yedirmaymiz. İçiş, demak ichirmaymiz. Nafs orzularini bajarmaslikni, ularga quloq solmaslikdan sabr qilishni, o'zimizni tutishni o'rganamiz. Shu tariqa quvvatli bir ta'lim bo'ladi. Eng xayrli ozuqa shu yo'l bilan, dinimizning amrlarini tutishlik bilan o'z-o'zidan insonning hayot tarziga aylanib boradi. Taqvo ta'sirida namozlar o'qib, ro'zalar tutib savob olamiz. Boz ustiga Ramazonda bajariladigan ibodatlar uning mukofoti bir necha barobar ortig'i bilan beriladi. Va axlis amalaka fa innan naqida basir. Ammo ibodatning ham sharti bor. Ibodatning birinchi sharti uni ixlos bilan bajarishdir. Alloh taoloning yakka yagonaligini, tug'magan va tug'ilmaganligini e'tirof etishdir. Allohga shirik qilganlar yoki uni qandaydir shakllarga o'xshatganlar aniq zalolatdadirlar. Qur'oni Karimda marhamat qilinadiki, ya'ni Alloh Masih ibn Maryamdir degan kimsalarning kofir bo'lganliklari aniqdir. Ya'ni Iso alayhisalomni Allohning o'g'li deydi. Bu aniq kufr bu. Allohning payg'ambari Iso alayhisalomni biz ulardan ko'proq yaxshi ko'ramiz. Bolalarimizga Iso, Muso, Davud, Sulaymon, qizlarimizga Maryam deb nom qo'yamiz. Lekin ular noto'g'ri ish qilyaptilar. İsa alayhissalomni
Allah'ın oğlu dedi. Şu bilen onlar kafir bo'layaptilar. Kur'an-ı Kerim'de aytiladi ki, kıyamette Allah Teala İsa Aleyhisselam'dan sorar eken. Ya İsa ibn Meryem. E ente kulte linnâsi ittehidûni ve ummi ilâheyni min dûnillâh. Yani ey esten ey Muhammed, Allah Teala ey İsa ibn Meryem, adamlar ki Allah'ını koyup, mâni ve anamını hudâ kılıp alinler deyip, sen ettin mi? Deyip İsa Aleyhisselam'a sorarak. Şunda İsa Aleyhisselam hicalet çekip, tirler, şunda cevabını eterkenler. Ey Rabbim, bu savanını nime üçün soruyor etkenini bilemem. Etken bulsan, sen bilesen. Yani mâni senge cevap verişim ki birer hacet yok. İnneke ente allâmul gıyûb, sen gâiblerini bilesen. Ben onday kılmadım, onday demedim, ey Rabbim. Ben bu kullarını, bu kullarına sen nemen büyürgen bulsan şularını ettim. Fakat Allah ki ibadet kılın deyip, sen nemen büyürgen bulsan şunu ettim deyip, uzlarını uzurlarını eterken İsa Aleyhisselam. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın şehadet verişleri için Nasraniler natarı yolda. Hazreti İsa Aleyhisselam hahlamagan yolda. O buyurmagan narsalarga sığınadılar bu ana. Elbette Allah'ın nazdinde makbul bo'ladigan din bu fakat İslam dinidir. İnsanlarga Allah'ın emrini din alimleri kursatadı. Doğrusu şu. Meyli kim nümeni becerse, şünge yarışa cezasını aladı. Allah Teala na doğru işini kıldırmasın. Yengiliş yolda yürgenlerine doğru yolunu kursatsın. Bu darya tolkunludur. İnsan onun içi de öz itikadını sağlam saklaş gerek. İbadetini güzel ve ihlas bilen becerişi lazım. Aks halde ibadetinin kıymeti bulmayın. İnna Allahu Teala la yakbalu min al-amali illa ma kana lahu halisan. Allah Teala ihlas bilen becerilmeyen amellerini kabul kılmaydı. İhlas hakkı da gap ketkende bir ayol masjid kuruluşu için katta miqdorda maddi yordam beradi. Mutavalli hay'ati masjidga uni nomini qo'ymoqchi bo'lishadi. Shunda ayol kamol odob bilan "Balam, menga shon shuhrat xohlamayman. Pul beraman, lekin na ismimni yozing va na tilga oling." Allah bilsin, ana şimdi o zikki koyaman geliydi. İhlas ke karayın. İnsan ibadetini Allah için becerada. Başka nasıl için imez. Allah barca kılıyatkenlerimizi kurup durup da. Kendi niyette beceriyatkenimizi hem bulup durup da. İhlas bilen becerilmese, onun hem cezası muhakkak. İhlasının zıddı riya. Riyo bilan bajarilgan amalni Alloh taolo qabul qilmaydi. Fojirlarni sevmaslik yo'li bilan jahannamdan uzoqlash. Inson fisq-u fujurni sevmaydi. Fisq-u fujur ahlini ham sevmaydi. Inson qiyomatda sevgan kishisi bilan qayta tiriladi. Shuning uchun inson kimni sevishga, kimdan o'rnak olishga alohida e'tibor berish kerak. Sevgi bu buyuk tahlika. Yomon insonni sevsa va sevgisini yanglish jihatga bag'ishlasa, sevgani bilan halok bo'ladi, yo'q bo'ladi. Shu qiyomat kunida o'sha yaxshi ko'rganlari, sevganlari bilan Alloh taolo hashr qilar ekan. Birga tiriltirar ekan.
İnsan kimlerini sevadı? Sevgisi fayda verilirken cenneti kişilerini sevadı. Çünkü insan ahirette sevgen kişisi bilen bir getirirlerdi. Sevgenini aldığı barada akıbet o bilen bir getirirlerdi. Yaşlılarda sevgen, ularga muhabbet koygen, ular bilen dost bulgen kişi yaşlılarının yanına barışka ilhak olardı. Yamanlarını sevgen kişi yaşlılarının arası da bozsa hem ki yamanlarının arası da buluşka intilardı. Şunun için dinimiz ey muhim, her bir Müslüman ahamiyet verişi lazım bulgen işlerden biri bu nümeyken Allah'ını sevgisi. Allah için yaman kurmahlik, Allah için sevmahlik gerek. Allah için hak dostlarına, onu salih bandalarına, hayırperver, sahavat peşe, fazıl-ı kamil insanlarını seviş lazım. Allah için yamanlık kıladigen, yaman bandalardan ise insan uzaklaştığı lazım buladı. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil. Allahum iman İslam'ı sabit kılan. İşitkenlerimizle amal kılan nasip razı eyle. Rahmetke erhamer.